Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Deniz Volkan Yürük, namı değer Volkan abi. Bugün sizlere inanılmaz bir olayı anlatacağım arkadaşlar. Telefonunuzu laptopunuza ya da masaüstü bilgisayarınıza nasıl eşleştirebilirsiniz? Telefonunuzu gizli kamera olarak nasıl kullanabilirsiniz? İnşallah böyle bir şeye ihtiyacınız olmaz. Aynı zamanda telefonunuzu şarjı bitiyor çünkü kullanamıyorsunuz. İstediğiniz kadar video ya da film izleyemiyorsunuz. Bunu telefonunuz şarjdayken yaptığınızda da telefonunuz ısınıyor ve yoruluyor. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bilgisayarımıza telefonumuzu bağlayıp telefonumuzu şarjda bırakıp telefonumuzu unutabilir. Telefonumuzdaki bütün uygulamaları bilgisayarımızdan ya da laptopumuzdan eşleştirdiğimiz cihazımızdan ne yapabiliriz? Rahatça kullanabiliriz arkadaşlar. Tekrar ediyorum, en büyük özelliği de kameramızı gizli kamera ya da ses kayıt cihazı olarak da cep telefonumuzu, umuyorum ki böyle bir şeye ihtiyacınız olmaz, kullanabilirsiniz. Faydalı olmak adına şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela bebeğiniz içeride uyuyor. Cep telefonunuzu bebeğinizi görecek şekilde kamerasını ayarlayıp içeride laptop açıp bebeğinizi devamlı izleyebilirsiniz. Laptopunuzdan izleyebilirsiniz kamerasını açarak. Şimdi anlatacağız nasıl yapacağınızı. Hadi bakalım, şimdi videomuza geçelim. Bakalım telefonumuzu laptopumuza ya da masaüstü bilgisayarımıza nasıl eşleştiriyoruz? Telefonumuzu yormadan telefonumuzdaki bütün uygulamaları rahatça mouse'la dev gibi ekranda nasıl kullanıyoruz? Hadi bakalım, videomuza geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, tekrar herkese merhabalar. Artık ekranın sağına geldim. Artık kocaman değil, küçücük oldum ama önemli değil. Önemli olan burada size faydalı olmak. Şimdi bilgisayarımızı, telefonumuzu bilgisayarımıza tanıtacağız. Ya da telefonumuzu bilgisayarımızla tanıştıracağız, arkadaş edeceğiz. Telefonumuzu elimize almadan bilgisayarımızda, telefonumuzda hangi uygulamalar varsa kullanabileceğiz. Telefonunuzun markasının hiçbir önemi yok arkadaşlar. Öncelikle arama çubuğuna geliyoruz. Telefonunuz diye zaten bende çıkıyor. Daha önce tanıttığım için çıkıyor. Telefon diye yazıyorsunuz. Telefon. Yazdığınız zaman burada telefonunuzu bağlayın yazıyor arkadaşlar. Telefon ekle yazıyor. Bu telefon ekle değil. Telefonunuzu bağlayın. Bunu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunu tıkladığınızda şöyle bir sayfa açılıyor. Burada telefonu ekle. Benim şu an telefonumun markası da tabii ortaya çıkmış oldu. Telefonunuzu ekle diye bir şey var. Telefonu ekle diyorsunuz. Evet, buradan Android mi, efendime söyleyeyim iPhone mu, ne olduğunu seçiyorsunuz. Telefonunuzu buraya ekliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Şöyle, telefonunuzun ve kullandığınız laptop ya da masaüstü bilgisayarının aynı wireless'e bağlı olması gerekiyor. Öyle Bluetooth'la falan değil arkadaşlar. Direkt wireless'le bağlıyorsunuz. Wireless'le bağlıyorsunuz. Ve böylece telefonunuz ne oluyor arkadaşlar? Buradan eklemek suretiyle buraya bağlanıyor. Telefonunuzu buluyor wireless'ten. Aynı Wi-Fi'yi kullanıyor olması lazım. Tekrar ediyorum. Aynı Wi-Fi'yi kullanması lazım. Evet, şu anda TikTok'tan da beğeniler geliyor bana. Bayağı meşhur oldum TikTok'ta. Volkan Yürük Official ismiyle bütün sosyal medya hesaplarından bana ulaşabiliyorsunuz. Instagram, TikTok, Facebook, Like, bilmem ne, bütün uygulamalarda varız yani. Volkan Yürük Official olarak telefonumuzu ekledik arkadaşlar. Telefonumuzu ekledikten sonra zaten buraya telefonumuzun markası çıkıyor. Telefonunuza eşleştirmek için izin ver diyor. Onu, telefonunuzu böyle açıyorsunuz. İzin ver kısmını açıyorsunuz. Şöyle yukarıdan aşağı indirdiğinizde zaten şu şekilde. Yukarıdan aşağı indirdiğinizde burada yazıyor izin ver diye. İzin ver diyorsunuz, eşleştir diyorsunuz cihazları. Eşleşiyor. Eşleştikten sonra burada telefonunuzun markası yazıyor arkadaşlar. Olay bitmiş demektir. Ama tekrar ediyorum, telefonunuz eşleştirdiğiniz Wi-Fi olarak kullandığınız telefonunuz, eşleştirdiğiniz masaüstü ya da laptopun aynı Wi-Fi kullanıyor olması lazım. Telefonunuzun da Wi-Fi'sinin açık olması lazım ki bunlar birbirini bulsunlar, öpüşsünler, koklaşsınlar, kaynaşsınlar değil mi? Bunu yaptıktan sonra kapatıyorsunuz arkadaşlar bunu. Aa, ne yaptık ya? Telefonu eşleştirdik, kapattık, gitti. Gitmedi arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Telefonunuz diyoruz. Telefonunuz diye uygulama açılıyor. Telefon yazıyorsunuz zaten çıkıyor. Telefonunuz diye tıkladığınızda böyle bir olay geliyor arkadaşlar.
Burada direkt telefonunuz ekranı, işte mesajlar, uygulamalar falan filan. Uygulamalar dediğinde uygulamalar açılıyor. Buradan istediğiniz uygulamayı kullanabilirsiniz. Oyunları açabilirsiniz, oynayabilirsiniz. Hatta PUBG'yi bile buradan oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bütün telefonunuzdaki uygulamaları buradan açıp kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzun ekranını buraya bağlamak için de fotoğrafınız, yani şuradaki ekrana tıklıyorsunuz. Anında ekran buraya geliyor. Bu bizim ekranımız arkadaşlar. Şu anda artık telefonumuz buraya bağlandı. Önce tabii ben şifreyi yüzümle açayım da siz şifremi görmeyeyim diye şöyle yapıyorum. Telefonumu açtım arkadaşlar, gördünüz. Şimdi ben burada ne yaparsam telefonda da aynısı oluyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Geliyoruz. Görüyorsunuz. Google'ı açtım. Bakın görüyorsunuz. Kel bir adam çıktı. Kapatıyorum. Geldim. Geldim buradan. Instagram'a gireceğim. Instagram çok önemli. Lütfen Instagram'ı da takip edin. Evet, görüyorsunuz. Aynı ekran burada açılıyor. Ne yaparsam aynısı açılıyor. Böyle videolar atıyorum ben. Çok güzel videolarım var. Lütfen bunları izleyin ya. Evet, aynı zamanda da hemen Instagram kanalımızda yine Volkan Yürük Official adıyla sizlerle beraber, böyle boşa gitmesin, bunu da yayınını yapmış olalım. Bunu da buradan takip edebilirsiniz. Yani ben şu an telefonda ne yaparsam, şu an ekranda burada da yapsam, orada da yapsam aynı şey. Bakın ekran değişiyor. Burada yaptığım şeyler de, telefonda yaptığım şeyler de aynı şekilde ekranda oynuyor. Ekrandan da mouse ile yapıyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra zaten telefonumuzu ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şarja takıyorsunuz, bırakıyorsunuz kenara. Elim çarptı. Buradan mouse yardımıyla işte Facebook'unuzu açabilirsiniz, Instagram'ınızı açabilirsiniz, galerinize girebilirsiniz, yemek söyleyebilirsiniz, sahibinden konuma girip dolaşabilirsiniz. Oyun açıp oyun bile oynayabilirsiniz arkadaşlar. Telefonda ne yapıyorsanız aynılarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Muhteşem bir uygulama benim için. Şimdi TikTok'tan da mesela canlı yayın yapmak istiyorsunuz. Açıyorsunuz, buradan dev gibi TikTok açılıyor bu şekilde. Şimdi telif olmasın çünkü YouTube atacağınız için müzikleri hemen kapattım. Buradan gelip direkt hiç uğraşmadan, bu arada komik adam yapmışız, adımızı değiştirmişiz ama normal adımız Volkan Yürük Official, yani bu isim. Bu isimle beni ekleyebilirsiniz. Buradan tıklıyorsunuz gene mouse'u, canlı diyorsunuz, bu şekilde canlı yayın yapabilirsiniz. Burada telefonunuzun kamerasını kullanıyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz bu şekilde, hatta evinizde dedektiflik bile yapabilirsiniz. Telefonunuzu böyle bir yere koyarsınız. Bilgisayarınız başka odadadır. Bağlarsınız telefonunuzu. Böyle yakalarsınız ama pek yani tasvip etmiyorum. Çünkü istemediğiniz şeyler olabilir yani. İstemediğiniz şeyleri yakalayabilirsiniz. Sıkıntı olabilir yani. Evet, ekranımız bu. Bakın ben arka kameradayım şu an. Buradan ön kamerayı çeviriyoruz. Tak, ön kamera geldi. Böyle bir gizli kamerada olarak da bunu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda dediğim gibi normal ekran olarak da kullanabilirsiniz. Canlı yayını başlat dediğinizde buradan başlığınızı atıyorsunuz. Canlı yayına başlıyorsunuz. Zaten telefonunuzu da yormuyorsunuz. Ya da dediğim gibi direkt ben bunu işte canlı yayın yapmak istiyorum. Yani kamera olarak kullanmak istiyorum diyorsunuz. Buradan geliyorsunuz. Kamera uygulamasını açıyorsunuz abi. Telefonunuzu burada bir yere yerleştirdiniz, evinizde bir yere. Şuraya yerleştirdim mesela. Benim hiç haberim yok. Buradan kamerayı açıyorsunuz. Evet. Bakın. Benim haberim yok şu anda. Beni çekiyor kamera. Hiç haberim yok. Gizli kamera. Gizli kamera. İçeriden laptopu açıp bu şekilde ne yapabilirsiniz? Evet, şu an benim odanın dağınıklığını da gördünüz. Böyle izleyebilirsiniz. Böyle bir uygulama bence çok kullanışlı, çok faydalı. Farklı işler için de kullanılabilir. Dedektiflik için de kullanabilirsiniz. Gizli ajanlık için de kullanabilirsiniz. Evet, lütfen bu tarz videoların devamı için bizi takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Şu uygulamaları kapatayım. Bak PUBG'yi bile açmışım. Buradan PUBG bile oynayabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen bizi takip edin. Zili açık bırakın. Böyle faydalı videolar yapmaya çalışıyoruz. Evde kaldığımız şu süreyi en yararlı, en faydalı şekilde nasıl değerlendirebilirsin peşindeyim ben. Siz de bu konuda bana yardımcı olmak isterseniz, takip ederseniz, paylaşırsanız, arkadaşlarınıza iletirseniz çok seviniriz. Umarım faydalı olmuştur. Artık telefonumuz bilgisayarımıza bağlandı. Yani telefonumuzu artık şarjda unutabiliriz. Bağlanacağımız zaman buraya tıkladığınızda tel yazıyorsunuz. Zaten telefon yazmanıza bile gerek yok. T bile yazsak
Çıkıyor, açıyorsunuz direkt televizyon, telefon. Ekran içinde burayı tıklıyorsunuz. Zaten direkt ekrana bağlanıyorsunuz arkadaşlar. Ekran açılıyor bu şekilde. Buradan istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Lütfen ama lütfen böylesine faydalı, böylesine güzel, böylesine ilginç bilgiler için, videolar için Volkan abinizi takip edin, destek olun. Hem büyüklerime sesleniyorum, abilerime, ablalarıma, hem küçüklerime sesleniyorum. Sizler için faydalı olmak adına güzel videolar yapmaya çalışacağım. Lütfen ama lütfen kanalımızı takip edin. Bir kendimizi büyütelim. Kendimizi büyütelim. Evet arkadaşlar, kocaman olduk. Oo, çok güzel. Çok güzel oldu. Evet, evimizi de böyle biraz saklamış olduk. Güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi takip etmeyi unutmayın, olur mu? Hepinizi çok seviyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.